sona erdi. Maç sonrasında tabii ki hakem tartışmaları vardı. Kural hatası var mı yok mu? Deniz Çoban'la birlikte konuşacağız bunu. Eski hakem ve şimdi de hakem yorumculuğu yapan Deniz Çoban'a soracağız. İlk golde Sayın Çoban taç atışında herhangi bir sıkıntı var mıydı kurala dair? Nasıl bir yorum yapabilirsiniz? Evet, iyi yayınlar diliyorum. İlk pozisyonla ilgili şunu söyleyebilirim. Ekrana gelen görüntülerde biz taç atışının ne şekilde yapıldığını göremedik. O sırada topu taca gönderen Fenerbahçe kalecisi Altay savunma oyuncularıyla bir diyalog halindeydi. Biz kamerada Altay'ı görüyorduk. Fakat maçı anlatan Sayın Ercan Taner topun oyuna girdiğini fakat Ali Sözkahya'nın tacın yerinden atılmadığı konusunda Alanyasporlu oyuncuyu uyardığını söyledi ve topu tekrar Alanyasporlu oyuncular taç olarak başlattılar ve devamında gol oldu. Şimdi önce kuralı söyleyelim. Eğer bir oyuncu taç atışını yerinden yapmamış ise taç tekrarlanırken tacı diğer takım atar. Topu hakem diğer takıma verir. Fakat şöyle de bir durum vardır. Maçın hakemi tacın yerinden atılmayacağını önceden fark ederse oyuncuyu uyarır, düdükle ya da beden diliyle yerinden atmasını söyler. Burada biz görüntüyü tam olarak göremediğimiz için ne yaşandığını bilemiyoruz. Eğer taç atıldıktan sonra Halis Özkahya yerinden atılmadığını söyleyerek yerini değiştirmişse ve yine aynı takım attırmışsa bu bir kural hatasıdır. Evet. Fakat hissiyatım, gördüklerim Halis Özkahya'nın beden diline bakınca çünkü bir düdük sesi geliyor o sırada. Halis Özkahya henüz tam atılmadan önce oyuncuyu uyarmak istiyor. Belki de taç atışıyla beraber o düdüğü çalıyor. Böyle bir durumda hakemin niyeti öncesinde tacın yerinden atılmadığı konusunda oyuncuyu uyarmak olduğu için bir problem yok gibi gözüküyor. Ama bütün bunları sadece hissiyatımızla yorumluyoruz. Görüntü olmadığı için. Eğer önümüzde görüntü olsaydı buna bakardık. Eğer ki Halis Özkahya bu uyarıyı taç atıldıktan sonra yapmış ise bir hata var. Fakat tam taç atılmadan önce ya da atılma sırasında bu uyarıyı yapmışsa o zaman problem yok derdik. Bunu bilmiyoruz. Peki ikinci golle ilgili, ilk golde tam kanaat getiremiyoruz görüntü olmadığı için. İkinci golde kale vuruşu esnasında yeni kurala göre Sise'nin ceza sahası içinde olduğunu görüyoruz. Siz ikinci goldeki pozisyonu nasıl yorumluyorsunuz? Evet, burada yine kural üzerinden yürürsek, bu yıl değişen kurallara göre ceza sahası içinde yapılan serbest vuruşlarda ya da avut atışında oyuncular topun ceza sahasının çıkmasını beklemeden topla oynayabiliyorlar. Bu süre içerisinde top oyuna girene kadar, yani avut atışı kullanılıyorsa topa temas edilip top hareket edene kadar rakip oyuncuların ceza sahasının dışına çıkmış olması ve top oyuna girene kadar da tekrar girmemiş olması gerekiyor. Fakat oyunun genel akışı içerisinde hücum eden oyuncular ceza sahasını terk etmeden de oyun başlarsa hakem buna da izin veriyor. Şuna dikkat edeceğiz. Terk etmemiş olan oyuncu rakibe bir baskı yapıyor mu? Top için mücadele ediyor mu? Topa ya da rakibe bir müdahalesi var mı? Bu pozisyonda baktığımız zaman rakibe baskı yapan, top için mücadele eden, topa temas eden oyuncu ceza sahasının dışından geliyor. Yani olması gereken yerden geliyor. Kurala göre bir ihlali yok. Top ceza sahasını henüz terk etmemiş olan Sisse'ye ondan sekerek geliyor. Kurala baktığımız zaman bir problem yok. Bunun üzerine de bu konuda bir tartışma yaşanabilir diye İFAB bir sirküler yayınlamış. Sirkülerde de açıkça şunu söylüyor. Bir oyuncu topu oyuna çabuk sokmak isteyerek bir avantaj elde etmeye çalışabilir. Bu sürede de rakip oyuncular ceza sahasını terk etmemiş olabilirler. Bir oyuncu avantaj elde etmek için rakiplerin ceza sahasını çıkmasını beklemeden oyuna başlayacak olursa sonuçlarına da katlanmak zorundadır diyor. Anlıyorum. Yani sen çabuk başlatarak bir avantaj elde etme çabası içerisindesin. Evet. Bunu başaramıyorsun, topu kaptırıyorsun, sonucuna da katlanacaksın diyor. Hele ki şu son sirküleri gördükten sonra bu pozisyonda bir ihlal olmadığı açıkça ortaya çıkıyor. Gol temiz, kural hatası tartışmaları da çok yersiz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, yorumlarınız için. İki pozisyonda da ilk pozisyona kanaat getiremiyoruz. İkinci pozisyonda da herhangi bir kural hatası yok dedi Sayın Deniz Çoban.